Ne diyorsunuz Zırh? Öldürmezsek ölürüz. Hızır, ben biraz yokladım. Arkası sağlam. Diyeceksin ki bizim arkamız da sağlam. Bununkinin uluslar arası. Seninki de öyle değil miydi? Uluslararası ilişkide olduğumuz insanlara biz uyuşturucuya karşıyız dersek bize gülerler. Onların senin benim gibi hassasiyeti yok Hızır. Daha önce senin de yok muydu? Hızır, sen bari suçlama beni. Bu noktaya ben istediğim için gelmedik. Öldürelim diyorsan öldürelim. Ama bu adamın arkasındakileri ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Kardeşimden Hızır. Kardeşimden. Bu bataklıkta yıllarca yaşadı. Bu Hakkı da ondan tanıyorum. Peki. Şimdi o tanıdıklarının bir listesini yap. Git onlara söyle. Hepsini tek tek öldüreceğim. Hatta beraber öldüreceğiz. Madem dünürüz. Hürşit, etrafı gezebildin mi bahçede? Boyum kadar köpekleri var. Nereye gezesin? Adamı kapaylar. Ulan sen hala mı korkuyorsun köpekten? Reis, bak sen beni anlamayasın. Ben insanı öldürürüm. İnsan beni öldürür. Köpek beni ısırır. Ben onu ısıramam. O yüzden korkar. Tamam Hürşit, tamam haklısın. Kaç adamları vardı? 6 köpekleri vardı. Anca onları sayabildim. Arabadan inemedim ki adamları sayayım. Tamam Murşit, tamam, tamam. Şimdi senden haber bekleyen fidanlığa git. Ne gördüysen anlat. Seni eve mi bırakacağım? Bir zahmet. Yolumun üstü değil ama bırakayım. Seçkin. Sen bu planları nereden aldın? Belediyeden abi. İstanbul'da hangi ev projesine göre imar ediliyor Seçkin? He? Gideceğiz oraya, önümüze bir tane duvar çıkacak, öyle tavşan gibi kalacağız. Ben ne yapayım abi? Reis, problem yok. Güvenlik şirketinde arkadaşım var. Kamera yerlerinin projesini gönderecek bize. İnce ayarlar orada vardır. Proje. Alparslan, bir şey söyle de. Amca, bu iş böyle olmaz. Negatif bir şey söyle demedim. Vallahi pozitif söyleyecek hiçbir şeyim yok amca. Böyle bir adamı gidip mekanda öldüremeyiz. En azından az bir kayıpla öldüremeyiz. Negatif olmayayım. Sağ ol. Pozitif. Fahri abi. İçlerine giremiyorsak işlerine gireceğiz. Nasıl işlerine gireceğiz?
bozmak anlamında. He. Da. Abi bunlar sokak torbacısı değil ki, nasıl büzesin? Şimdi şöyle yapacağız. Bunlar malları buradan dışarı çıkarıyorlar. Oluk oluk para harcadıklarına göre para da burada toplanıyor. Ya sevkiyatı keseceğiz ya da paralarına çökeceğiz. Paralarına çökersek daha iyi. Yani mallarına çökersek neticede denize dökeceğiz. Yazık o kadar balığa, yosuna. Para her zaman işe yarar neticede. Yani pozitif bir bakış açısı olarak söylüyorum İlyas. Diyelim ki paralarına çöktük. Kullanacak mıyız? Niye kullanmayalım ki? Uyuşturucu parası olduğu için olabilir mi sen Evet abi? Biz satmadık ki. Milleti düşman biliyoruz. Oturduğumuz adama bak. Tamam İlyas, tamam. Tamam. Ben senin için söyledim. İyi git. Mallara çök. Ama denize dökerken yakalanıp damgalanmayasın. Orada da sen haklısın. En iyisi bu işi yapanlara sıkalım. Malı da parayı da emniyetteki arkadaşlara teslim edelim. Olur amirim. Hürşit abi gelmiyor musunuz? Gelmiyor Kalpaslan. Reis'i eve bıraktım, ben de gelmiyorum. Hürşit ne demek gelmiyorum? Burada bir sürü adam toplandık, seni bekliyoruz gördüklerini anlatacaksın diye. Anlatacak bir şey yok. 6 tane köpek var. Nasıl köpek? Bildiğin köpek. İnsan azmı. Başka da bir şey görmedim. Hürşit, sen dalga mı geçiyorsun? Amca. Tek çare dostun Yaşar. Sokaktan öğrenmemiz lazım. Ne öğreneceksek. Tabii dostun dostluk yaparsa. Yapar. İyi dostumdur. Yapar. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. We'll be right back.